Bu soruda bizden ABC pozitif tam sayıları ile 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel ifadesini asal çarpanlarına ayırmamız isteniyor. Bunu yapabilmek için 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyeli önce daha sade bir biçimde yazmayı deneyelim. Bu ifade aslında 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Bu yeni ifade aslında ortak çarpanlara ayrılabileceği için çok daha kolay bir şekilde ifade edilebilir. 56 eksi 6 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazarsak 6 faktöriyel parantezine aldık. 50 çarpı 6 faktöriyel şeklinde bu sayıyı ifade edebiliriz. Bundan sonra 6 faktöriyelin değerini hatırlarsak 50 çarpı 720. 6 faktöriyelin değeri 720 idi. Şimdi burada gördüğümüz her sayıyı asal çarpanlarına ayırmaya çalışacağız. 50'yi 5 çarpı 10 diye yazabiliriz. 72'yi 9 çarpı 8 yani 72 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Bu ifadede de onları 5 çarpı 2 diye yazarsak 9'u 3 üzeri 2, 8'i 2 üzeri 3 şeklinde yazarsak elde edeceğimiz ifadede 3 tane 5 olduğu için 5 üzeri 3, toplam 2 üzeri 3, 2, 2, 5 tane 2 olduğu için 2 üzeri 5 ve son olarak 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 2 vardır. Ve böylece biz A ifadesini soruda işaretleyelim. A 2 üzeri A'da vardı. Burada da 2 üzeri 5 var. Demek ki A 5. Daha sonrasında soruda B 3 üzeri B'de vardı. Bizde de 3 üzeri 2 var. Demek ki B 2. Yine soruda 5 üzeri C vardı. Bizde 5 üzeri 3 var. Demek ki C 3. Böylece A artı B artı C toplamını 10 olarak bulmuş oluruz. Ve yanıt D olur. Sorunun başında seçenekleri vermediğimiz için seçenekleri tekrarlayalım. A 7, B 8, C 9, D 10 ve E 11. Bulduğumuz cevap 10 olduğundan dolayı doğru cevap yanıt D. Bu soruda bize x, y, z'nin sağladığı bir denklem veriliyor. Ve bu denklemin bilgisiyle 6x eksi 15y artı 4z ifadesini çözmemiz isteniliyor. Bu ifadenin değerini bulmamız isteniyor. Şimdi aslında buradaki sayılar bunların tam olarak belli bir katı. Bu soruda bunu görmemiz isteniliyor. Esasen bu sayıları hesaplarsak 2 çarpı 3 çarpı 5 30, 2 üzeri 2 4, 4 çarpı 3 12, 3 üzeri 2 9 ve 9 çarpı 5 45 eşittir 1 bölü. Şimdi bunların paylarını eşitlemeye çalışalım. Hepsini 180'e götürelim. Böyle olunca 6x eksi 15y artı 4z ifadesini 18 olarak bulacağız. Ve bu da bize yanıt E sonucunu getirecek. Bu soruda bize x'in A, B cinsinden, y'nin B ve C cinsinden değeri verilmiş. Bizden 1 artı y bölü 1 eksi x ifadesinin ABC türünden eşiti soruluyor. Bu ifadeyi çözebilmek için 1 artı y bölü 1 eksi x'i öncelikle hesaplamaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için y yerine b eksi c bölü b artı c ve x yerine a eksi b bölü a artı b yazacağız. Bundan sonra tek yapmamız gereken 1 için b artı c bölü b artı c yazmak ve b eksi c bölü b artı c ifadesiyle toplamak. Yine aşağıda payda da 1 için a artı b bölü a artı b yazıp bu ifadeyi a eksi b bölü a artı b'den çıkarmak. Bunları yaparsak yukarıda c'ler birbirine götürür.
2 tane de b var elimizde. Bunlar 2b bölü b artı c eder. Aşağıda ise eksi olduğu için eksi a artı b olacak. A'lar birbirine götürür. B eksi eksi b 2b eder. Eğer paydadaki ifadeyi ters çevirip çarparsak, iki b'lerin birbirine götürdüğünü ve cevabın a artı b bölü b artı c kaldığını görürüz. Bu da bize doğru yanıtın e olduğunu gösterir. Bu soruda a'nın bilgi açar sayı olduğu bilgisi verilmiş ve sayı doğrusunda a'nın 1'e olan uzaklığı verilmiş ve bu uzaklık a artı 4 verilmiş. Bu bilgilerden bizim mutlak a'yı bulmamız gerekiyor. Şimdi kısaca hatırlatalım. Sayı doğrusunda bir sayının, bir x sayısının y sayısına olan uzaklığı, ikisinin birbirinden farkının pozitif değeriydi. Pozitif değeri almak için de mutlak değeri kullanıyorduk. Yani mesela 1 ile 2 arasındaki uzaklık 1 olarak bulunuyordu. Şimdi bu soruda da a'nın 1'i olan uzaklığı a artı 4 birim olarak verilmiş. Böylece a eksi 1'in mutlak değerinin a artı 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi iki ihtimal var. A 1'den büyük olabilir ya da a 1'den küçük olabilir. Eğer a 1'den büyükse a eksi 1 pozitif bir sayıdır ve mutlak değerden direkt çıkar. Fakat a eksi 1 eşittir a artı 4 ifadesi a'lar birbirine götürdüğü için eksi 1 eşittir 4 çelişkisine yol açar. Buradan da çözüm kümesi, buradın getirdiği çözüm kümesi boş küme olur. Fakat eğer a 1'den küçükse a eksi 1 ifadesi negatiftir ve mutlak değerin dışına eksi 1 ile çarpılarak çıkar. Ve bu durumda biz bu sayıyı bulmak için bu denklemi çözersek, eksi a sağ tarafa geçerse 2a, eksi 4 olarak sol tarafa geçerse eksi 3, a'yı eksi 3 bölü 2 buluruz. Bunun bu denklemi sağladığını gösterelim. Eksi 3 bölü 2 eksi 1'in mutlak değeri, eksi 5 bölü 2'nin mutlak değeri, bu da 5 bölü 2'dir. Yine eksi 3 bölü 2 artı 4. 4 yerine 8 bölü 2 yazarsak 5 bölü 2 olur. Bu iki sayılar birbirine eşittir. Demek ki denklemimize bu a değeri sağlıyormuş. Bu a değeri için mutlak a 3 bölü 2 olur. Böylece yanıtımız a'dır. Bu soruda bize iki tane pozitif tam sayı verilmiş ve bunlar arasında bir bağıntı var. 2012 ve B sayısının en büyük ortak böleni A oluyormuş. Şimdi bu bilgiyi düşünürsek bu şu anlama geliyor. Demek ki A sayısı B'yi bölüyor, yine A sayısı 2012'yi de bölüyor. Şimdi bu bilgiler ışığında soruya bakalım. A tek sayı ise B çift sayıdır ifadesi var. Şimdi a tek sayı ise buradan şu bilgiyi çıkarabiliriz. Demek ki 2 b'yi bölemiyordu. Yani b bir tek sayıydı. Çünkü eğer bölseydi 2012 de 2'nin bir katı, b de 2'nin bir katı olsaydı EBOB da aldığımızda a da 2'nin bir katı olmak durumunda olurdu. Çünkü bu iki sayı 2'yi bölerse ya, 2 bu iki sayıyı bölerse 2 a'yı da bölmek durumunda kalırdı. Bu yüzden ilk bilgimiz yanlış. İkinci bilgi ise a çift sayı ise b de çift sayıdır diyor. Eğer a çift sayıysa, yani a 2'nin bir katıysa, bu şu anlama geliyor. Demek ki bu iki sayı da 2'nin bir katıydı ki en büyük ortak bölen de 2'nin bir katı. Bu nedenle ikinci önermemiz doğru olmuş oluyor. Şimdi üçüncü önermemize bakalım. B çift sayı ise A da çift sayıdır önermesi var. Eğer B çift sayı ise B 2'nin bir katı olmak durumunda. 2012'de 2'nin bir katı. İkisi de 2'nin bir katı olunca
en büyük ortak bölenlerin içerisinde de 2 oluyor. Bu yüzden A da 2'nin katı olmak durumunda ve çift sayı olmak durumunda. Böylece yanıtı 2 ve 3 olarak buluyoruz. Yani yanıt Denizli. Bu soruda yeni bir tanım yapılarak bizim bu tanımı anlamamız ve verilen 3K1 sayısının bir Armstrong sayısı olması bilgisine dayanarak K rakamını bilmemiz isteniyor. Şimdi burada tanımı kullanarak 3K1 eşittir 3'ün küpü, K'nın küpü, 1'in küpü yazacağız. Bundan sonra sorunun bizden beklediği bir 3 basamaklı sayının basamak değerlerinin nasıl yazılacağını hatırlamamız. Hatırlarsak bir 3 basamaklı sayının değerini yazarken 3 çarpı 100, K çarpı 10, artı 1 çarpı 1 diye yazıyoruz. Eşittir karşı taraf 27 artı 1 artı K küp. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışacağız. 10K artı 301 ifadesi K küp artı 28'e eşit. Şimdi eğer 28'i karşı tarafa geçirirsek bu ifade bize K küp eşittir 10K artı 273 verecek. Tam bu noktada elimizde 3. dereceden bir polinom olduğu için seçenekleri deneyerek ilerlemek isteyebiliriz. Eğer K'ya 5 verirsek, yani ilk seçenek olan 5'i kullanırsak, hemen şuraya yazalım bunu. 5'in kübü eşit mi? 10 çarpı 5 50 artı 273. Ama biliyoruz ki 5'in kübü 125. Burası ise 125'ten çok daha büyük bir sayı olan 323 ediyor. Bu yüzden bu olamaz. Daha sonra 6'yı deniyoruz. 6'nın kübü 216. 6 çarpı 10 60 artı 273. Burası da 333 eder. Yine eşit değil, olmadı. Daha sonra 7'yi deniyoruz. 7'nin küpü eşit mi? 7 çarpı 10 70 artı 273. Sağ taraf 343 ediyor. Yine sol tarafı hesaplarsak 7 çarpı 7 çarpı 7. Bunu aşağıda hesaplayabiliriz. 49 çarpı 7 eder. Bu da 280 artı 63'ten 7 çarpı 40 artı 7 çarpı 9 343 eder. Yani bu doğruymuş. Yine de devam edelim. Diğer seçeneklerin de hatalı olduğunu da göstermiş oluruz hem de. Eğer 8'i denersek 8'in kübü 80 artı 270'e eşit mi diye. 8'in kübünü hesaplamak için üslü sayılardan yararlanabiliriz. 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti. Bu da 2 üzeri 9 eder. Bu da 512'dir. Fakat burası 353 eder. Bu da olmaz. Son olarak 9'a geldik. 9 için tahtada biraz yer ayıralım. Elimizde 3. dereceden bir denklem olduğu için soruyu seçeneklerden giderek çözmek burada en mantıklısı olabilir. Şimdi son olarak 9'u deniyoruz. 9'un kübü eşit mi? 9 çarpı 10 artı 273. Şimdi 9'un kübünü bulmak için de yine üslü sayılardan 3 üzeri 2 üzeri 3 diyorum. Bu da 3 üzeri 6. Fakat 3 üzeri 6 çok büyük bir sayı. Bu tarafta ise 90 artı 273, 363 var. Fakat ben şunu çok kolay hesaplayabilirim. 3 üzeri 6, 6 tane 3'ün çarpımı. 3 tane 3'ün çarpımı 27 idi. Yine burada 27 var. Demek ki 27'nin karesini bulmam gerekiyor. 27'nin karesi de 20'nin karesinden büyük olduğu için 400'den büyük bir sayı. O yüzden 363'e eşit olamaz. Böylece yanıtı C olarak bulmuş oldum. Yanıt 7. Bu soruda 60 tane cevizi n tane öğrenciye dağıtmamızı istiyor. Bu n sayısını şu an bilmiyoruz. En son n'in kaç farklı değer alabileceğini bize soracak. Fakat bu öğrencilerin her birine eşit sayıda ceviz vermem isteniyor. Ve öğrencilere
en az 2, en fazla 10 ceviz vermem söyleniyor. Şimdi bu durumda n tane öğrenci eşit miktarda ceviz alıyorsa ceviz sayısına bir ifade verebiliriz. Mesela k olsun. O zaman toplam ceviz sayısı n çarpı k olacak. N tane öğrenciye k tane ceviz verdiğime göre her birine. N çarpı k 60. Ve bir bilgim daha var. K yani ceviz sayısı. Bu ceviz sayısı kişi başına. Bunu not alalım. K 2'den büyük eşit olacak. 10'dan küçük eşit olacak. Bu durumda aslında bana 60'ın pozitif bölenleri soruluyor. Fakat bunların bu şekilde 2 ile 10'un arasında olması isteniyor. Şimdi bu durumda ben k'ya ne verebilirim? Bir düşünelim. K 2 olabilir. Çünkü 2 60'ı böler. 3 de olabilir. 3 de 60'ı böler. 4 de olur. 5 de olur. 6 da olur. 7 60'ı bölmez. 8 60'ı bölmez. 9 60'ı bölmez. 10 olabilir. 10'dan da büyük olamaz. Bunların her birine karşılık gelen, yani sanki burada bir tablo olduğunu düşünelim ve her k değerine bir n'in karşılık geldiğini. Şimdi her birine karşılık gelen n'i yazacağız. Şimdi öncelikle 2'ye karşılık gelen n 60 bölü 2'den 30. 3'e karşılık gelen n 60 bölü 3 20. 4'e karşılık gelen 15. 5'e karşılık gelen 12, 6'ya karşılık gelen 10, 10'a karşılık gelen 6. Burada da dikkat edersek toplamda 6 tane değer var. Yani öğrenci sayısı bu 6 değerden biri. N'in alabileceği toplamda 6 değer var. Yani yanıt Bursa. Şimdi elimizde A dışında da bir kare. 1 eksi a olarak tanımlanmış. Yani bunu gördüğümüz zaman birden o içerideki karenin içerisindeki ifadeyi çıkarıyoruz. Ve aşağıda bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözümü isteniyor. X eksi 2 karelenmiş. O zaman benim ilk başta birden x eksi 2'yi çıkarmam gerekiyor. Daha sonra karşı tarafta 3 ve karelenmiş bir x var. Karelenmiş x yerine 1 eksi x yazmam gerekiyor tanım gereği. Eksi 1. Bundan sonra bildiğimiz denklem çözümü uygulayacağım aslında. 1 eksi x artı 2 ve çarpımı dağıtıyorum. 3 eksi 3 x eksi 1. Burası 3 eksi x etti. Burası 2 eksi 3 x etti. 2'yi sol tarafa geçiriyorum. 1 ediyor. Eksi x'i karşı tarafa geçiriyorum. Artı x diye. Eksi 2 x ediyor. Buradan da x eşittir. Eksi 1 bölü 2 ifadesini elde ediyorum. Böylece yanıt A olmuş oluyor. Bu soruda özel tanımlanmış bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonumuz eksi 10, 10 kapalı aralığındaki reel sayılar için o sayının mutlak değerini veriyor. Her x elemanıdır r için ise kendinden 20 büyük elemanın görüntüsüyle aynı görüntüye gidiyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Madem ki fx artı 20 fx'e eşit. Bu durumda f a yani x artı 20'yi a'ya eşitlediğimizi düşünürsek x a eksi 20 oluyor. F a eksi 20'ye eşit. Yani bu iki taraflı bir eşitlik. Bu yüzden mesela eğer f 35 F15'e eşitse tabii ki F15 de F35'e eşit. Yani nasıl ki sayıya 20 ekleyebiliyorsak 20 de çıkarabiliyoruz. Tabii bu da bize önemli bir şey sağlıyor. Çünkü 117'nin görüntüsünü bulabilmek için 117 ile aynı görüntüye giden başka sayılara gitmemiz gerekiyor. Şimdi o sayıları bulacağız. F117 F117 eksi 20'ye eşit. Çünkü 117, 117 eksi 20'nin 20 fazlası. Bu da F97 eder. F97 ise F97 eksi 20'ye eşit.
Def 77 eder. Aslında bu periyodik bir fonksiyon. F 77 F yine F 77 eksi 20'ye eşit. Bu da F 57. F 57'den sonra yine eşitliğimiz 57 eksi 20. F 37'yi verecek. Şuradan devam edelim. F 37 bundan 20 çıkarırsak F 17'yi verecek. F 17'den de son olarak 20 çıkarırsak F eksi 3'ü bulacağız. Şimdi F eksi 3 de hesaplayabileceğimiz bir değer. Çünkü eksi 3 eksi 10 ile 10 arasında kalıyor. Bunu da not edelim. Bu nedenle de F eksi 3 mutlak eksi 3 yani 3'e eşit. O zaman bu değerlerin tümü 3'e eşit. Böyle olunca da F117'nin cevabı 3 oluyor ve yanıtı A olarak bulmuş oluyoruz. Bu bir işlem sorusu. Gerçel sayılar üzerinde bir üçgen işlemi tanımlanmış. Şimdi bu üçgen işleminde de iki tane sayı burada verilen bu özelliği sağlıyor. Bizden istenen ise eğer bu sayılar eşit değilse bu sayıların çarpımının kaç olduğu. Şimdi bu soruyu çözmek için önce sol taraf ile sağ tarafı bir yazmamız gerekiyor yukarıda verilene göre. Şimdi x işlemci için birincinin karesi çarpı ikinci eksi birinci artı ikinci yapıyorum. Sonra y işlem x için yine birincinin karesi çünkü burada birinci bu. Y'nin karesi çarpı ikinci eksi birinci artı ikinci yapıyorum. Bundan sonra yapmam gereken y kare x'i sol tarafa taşımak. Eksi y kare x oldu. Eksi x artı y'yi de sağ tarafa taşımak. 2x eksi 2y oldu. Şimdi bu tarafa eğer x'i ortak parantezine alırsam x eksi y elde ederim. Burada da 2x eksi y elde ederim. İki parantezinde x eksi y. Soruda x eşit değildir y bilgisi verildiği için bunları götürebilirim. Ve bu da bana x'e eşittir 2 bilgisini verir. Böylece yanıt Adana olmuş olur. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.